Evet, diskin durumu da çok kötü. Diski çok fena çizmiş. Şöyle görünürse göstermeye çalışayım. Yani ne kadar görünecek veya ne kadar belli olacak bilemiyorum ama. Merhaba değerli takipçiler. Bugün FD6 aracın arka frenlerini ve disklerini de değiştireceğiz. Sağ arka tekerin söktük, baktık. Disk tamamen çizilmiş, berbat duruma gelmiş. Şu anda aracın sahibi arkadaşım disk almaya gitti. Balatayı almıştı daha önceden. Ama disklerin de kötü durumda olduğunu görünce diskleri de çıkardık biz. Balata zaten tamamen bitmiş. Yani şöyle bakın, söktüğümüz balata bu şekilde çıktı. Yani bu materyali üstünde bu şekilde kopmuş. Kopmuş, bu kenarda bir yerde sıkışmış kalmış. Şöyle. Çok ucuza satılan balatalar bunlar. Arkadaşım TRW'nun almış. Bunlarda aynı zamanda bitme uyarı teli de yok. Şurada tel olur böyle. Yenilerinde var. Onu da göstereceğim birazdan. Şimdi balatayı değiştirmek için buradan öncelikle şu el fren telinden kurtulmamız lazım. Bu arada bu şekilde çalışırken el freninin inik olarak aracı park ettik. Araç park modunda ya da manuel viteste bırakmalıyız. İki tarafta da kriko standlarından var. Bu krikoyu da burada bıraktım en son yine. Bu vidalar da diğer taraftaki sıkışmıştı. Ancak delerek parçalıp çıkarmak zorunda kaldık. Kılavuzu bozmadık. Ben öncelikle şu alttan el freninin telini tutan klips aparatını sökerek başlayacağım. Şöyle bir yerini de göstermiş olayım size. Şöyle şu gördüğünüz sökülü vida, bir de onun yanındaki civata çıkıyor. El freni teli boşa çıkmış oluyor böylece. Evet, bu ikisini buraya ayırdık. Şurası 12 numara. Öncesinde az bir şey WD-40 sıkılabilir. Eğer şurası dönerse burayı 17 numara açık ağız anahtarla tutmamız gerekiyor. Şu anda dönmediği için sorun yok. Tabi bunu diğer tarafı vururken burayı dişi üstünde bırakmak faydalı olacak. Gördüğünüz gibi burası dönüyor. 17 anahtarla burayı da tutmam lazım. Bu arada saatimi de çıkarıyorum. Bu şekilde buradan kaliper gövdesini biraz sıkışık olacaktır. Biraz kastırarak alabiliyoruz. Şöyle dışa doğru. Sıkışık olacak çünkü en son frene basıldığı için mecburen piston orada basılı kalıyor. Heh, bir de tabii biz şu el frenini açtık da gevşetmedi. Buradan çıkarmadık. 5 numarayla bunu böyle buradan aşağı doğru büküp çıkarabileceğiz. Ben şuradaki şu el frenini tutan şuradaki civatayı da sökeceğim. Bu tel buradan biraz boşa çıksın ki oradan rahatça çıkarabileyim. Yine orası da 12 numara. Şu piston sıkışık olduğu için biraz zor çıkıyor işte. Yoksa başka bir şey değil. Bunu da böyle hortumu germeyecek, kasmayacak şekilde emniyetli bırakalım. Bakın balataları alalım. Bu tarafta muhtemelen bir sıkıntı yoktur. Zaten diğer taraf ses yapmaya başlamış. Bir de pas yapmış. Jantlara kadar bulaşmış bu paslar. Ama bunda bir sürü materyal var aslında daha. Yani bir sürü dedim de bayağı azalmış aslında da. Yani bu taraf çok kötü durumda da görünmüyor. Yani disklerde değişeceği için çok umursamıyorum. Ayrıca bu arada bu tarafta bakın bitme teli varmış. Diğer tarafın demek ki bu belki de onda da vardı. Ondaki de koptu mu ne olduysa. Bakın burada izi var. Ama kendisi yok. Kopmuş. Çöp. Eğer o tel kopmamış olsaydı bu balatanın bu hale geldiği anlaşılabilirdi. Çok daha ucuza diskleri değiştirmeden bu iş kurtarılabilirdi. Bu disk sağlam aslında da diğer tarafın diski berbat durumdaydı. Bunları tutan civataların
14 numara tutuyor somun. Şöyle göstereyim. Alttaki şu, üstteki de hemen şunun altında kalıyor. Kamera, evet şöyle, şu vida. 14 ile tutabiliyoruz buraları. Yani bu arada ben çok büyük bir hata yaptım. Diski sökecektim. Vidaları önce sökmem gerekiyor. Balatayı çıkarmadan önce vidaları açmam gerekiyor. Şimdi disk sağ sola oynayacak böyle. Boşta tutan bir şey yok. Yani benim hatam. Artık bunu elimle tutarak açmak zorundayım. İnşallah bu taraftaki çok direnmez diyeceğim de. Bu taraftakileri de herhalde zorlayacak bizi. Eyvah eyvah. Burası da zorlayacak bizi. Şu vidanın arkasına denk gelecek şekilde WD-40 sıkıyorum ya arkadan. Aynı şekilde diğer vidaya, yani bolca sıktım artık daha. Başka yapılacak bir şey yok. 10-15 dakika bekleteceğim. Bu arada şu göbeğe de WD-40 sıkmakta fayda var. Diski burası da kaynamış oluyor. Şimdi bekleyeceğiz biraz. Evet, şimdi geldik en zor kısma. Diskin vidalarını. Öteki tarafta bir tanesini delerek çıkardık artık. Bir tanesi açıldı da. Niye attı beni? Kaynamış çünkü oraya ya. Bunun bu şekilde sıkışmaması için formül, çok basit bir formül var elimde. Takarken onu da göstereceğim videoda. Yani frenlerinizi değiştirirken, kendiniz değiştiriyorsanız mutlaka kullanın. Kendiniz değiştirmiyorsanız ustanızdan mutlaka onu yapmasını isteyin. Yani yoksa böyle oluyor işte. Bunları da deleceğiz herhalde. Matkabın ucunu şöyle ince bir uçla. Normalde bunu delmek için uygun bir uçta değil ama başka da matkap yok elimde. Bunu takıp artık bununla parçalayacağız, çıkaracağız. Başka yolu yok. Evet, diski çıkardık ama ne zorluklarla çıkardık. Artık matkapla 2-3 tane uç kırdık. Dele dele çıkardık yine. Sonra vidalar üstünde kalmıyor. Arka taraftan pensere girince çok rahat bir şekilde dönüyor. Yani şu kafalar, özellikle şu işte şuradaki kafalar kaynamış oluyor oraya. Kaynadığı için sıkan usta buraya, en azından buraya bir işte bakır gres sürmüş olsa böyle bir sorun olmayacak ama maalesef. Sonunda nihayet çıkarabildik, açabildik. Dişlere herhangi bir zarar vermeden. Balata spreyle güzelce temizliyoruz burayı. Özellikle şu kısımları zımparalanabilir. Zımpara varsa zımparayla zımpara almak çok daha karlı olur, avantajlı olur. Buraya zaten bakır gres de süreceğiz. Tekrardan pas tutmaması için. Şöyle bakın, bakır gres. Göstereyim onu kameraya. Şu kapır sol. Bu göbeğe sürmeye gerek yok. Bu sadece pasını engellesin diye sürmüştüm ben diğer tarafa. Yani pas tutmasın diye sadece, yoksa burada hiçbir fonksiyonu yok zaten onun. Esas fonksiyonu şurada. Diskle birleştiği yere sürmemiz. Bolca sürüyor. Yani diskin poraya temas ettiği noktalara bijon dişlerine gelmeyecek şekilde. Bijon dişlerini gevşetmesin çünkü. Bijon dişlerine gelirse de silmemiz lazım. Bunu bu şekilde buraya yediriyoruz. Şöyle diskin temas ettiği her noktaya güzelce sürelim. Bir dahaki sökülüşünde bu disk buraya kaynamayacak. Şimdi bunu bu şekilde hazırladıktan sonra diski takmadan önce diski mutlaka balata spreyle güzelce silip temizlememiz gerekiyor. Çünkü diskler fabrikada yağlanarak gönderilir. Çünkü yağlamazlarsa paslanıyor yolda. Gelirken yağlanmasın diye üzerine yağ sürüyorlar. O yağın dökülmesi lazım. Diskimizde Maher marka bulabildik burada. Olsaydı TRW olacaktık ama bir tek bunu bulabildik. Bu ne kadardı? 200 TL. 200, 180, 170 de şeydi. 370 lira. Bir de vidamida da aldık. Daha 400 liraya mal olmuş oldu yani. Arka tekerin frenleri. Arkasını da önünü de sileceğiz. Bir de birazdan size şunu da göstereceğim. Disk ters takılır mı takılmaz mı muhabbeti olmuştu yazın. Bizim bir tane akrabanın FD6 aracında.
Yani usta 4 takım disk ve balata değiştirmiş. Benim akrabamın aracı. Takarken diskin bir tanesini ters takmış. Şimdi yani disk nasıl ters takılır diyeceksiniz. Çok ilginç bir şey ama disk nasıl ters takılır göstereceğim birazdan size. Bakın diskin burada. Şurada bir vida yeri var, dişli. Şurada bir tane de konik vida yeri var. Burada diş yok. Diş olmayan taraf bizim buradaki vidalı kısmımıza denk gelecek. Adam gitmiş bunu nasıl takmış? Şu burada zaten vidalı olan yeri gitmiş buradaki vidalı yere denk getirmiş. Böyle olunca vidanın kafası dışarıda kalmış. Disk böyle yamuk yumuk duruyor. Yani sallanıyor arabanın üstünde. Yani bunu takarken şuradaki vida deliği şu konik yere denk gelecek. Bakın bakır gresi aldım. Şimdi şuradaki konik kısmı sürüyorum. Vidanın üstüne illa da sürmeye de gerek yok. Diğer tarafa da süreyim. Bak şöyle şuraya bir miktar sürdüğümüz zaman bunun yapışmasını hem paslanmasını hem yapışmasını önleyecek. Şimdi diskin de teker oturduğu zaman şuraları temas ediyor. O yüzden buralarına da bakır gres sürüyorum ben. Teker çıkarken yine tekere tekme atmaya gerek kalmıyor. Vidaların, bijonlarını açtığınız zaman teker kendini bırakıyor. Hem de buralar paslanmamış oluyor. Yani kazan kazan uygulaması bu. Yani arkadaşımın aracı ama temiz, özenli, güzel bir iş yaptık burada. Şimdi vidaları sıkıyoruz. Ya gittiği kadar sıkın yani. Disk yamulmayacak kendiliğinden. Bijonlar da tutacak onu. Tekerlek de tutacak. Yani olağanüstü ağır derecede de sıkmayın. Diski yerinde tutacak şekilde. Zaten maksadı orada diski yerinde tutmak. Başka bir şeyi yok o vidaların. Fonksiyonu yok. Bijonları alalım buradan. Evet, şimdi kaliperi takacağız. Açıyı değiştirelim. Kaliperin şu zımbırtısı. Bunu da güzelce bir temizleyeceğiz. Şöyle tertemiz yapalım. Bir de şuradaki şu ince metal parçalar var. Bu hardware diye geçiyor İngilizcesi, Türkçesi ne bilmiyorum. Bunların da temizlenip buraya da bakır gres süreceğiz. Buraları göstermeyeyim boşuna. Evet, sürme işlemini göstermiyorum ama buraları böyle inceden bir katman, ince katman. Sadece ince katman. Şimdi bunu yerine takıyoruz. Ya, ters takıyorum ya. Tövbe estağfurullah. Bir de bu bakır gresi süreceğim yer. Şöyle şuradaki metal parça. Yine ince metal parça. Buraya da çok yüzeysel yalnız. Böyle kalın katman şeklinde değil. Yine tabi buraları balata spreyiyle temizledik güzelce. Ondan sonra bu sürmeyi yapıyoruz. Tamam, yeter. Bak şöyle 3 bölü 8 anahtarın maksimum sıkabileceği güç yeterli. Şimdi onu aşağıya salacağım. Üsttekini de sıkayım. Bırakayım mı? Tamam. Bırak. Tamamdır. Yeter. Şimdi yapmamız gereken başka bir işlem de şu kaliperin pistonu arkadaşlar. Bunun yüzüne de birazcık çok ince bir katman sürebiliriz. Bunu bastıra bastıra içeriye çevirerek ta dibe kadar göndermemiz lazım. Sen aşağı. Yaslanmış mı oraya? Yalnız bunu sıkarken dikkat edin, o kauçuklu kısım yırtılmaması lazım. Orası yırtılırsa kalifer çöp oluyor. Sanırım yeterli. Şimdi bunu niye ittiriyoruz? Çünkü en son araba frene basıldığı için bu piston yukarı geldi. Önceki balata da aşınmış olduğu için bayağı bir yukarıda durdu. Şimdi biz yeni balatayı takacağımız için bunun geride olması lazım. Mantığı da bu yani. Şimdi bu arka tarafa gidişen balata şurasında teli olur. Şöyle görüyorsunuz sıfırı. TRW marka. Bunu tavsiye ettim arkadaşım, bunu aldı. Bulabilmiş de almış yani, çok şükür ki burada bulabildik. Şimdi bunun şu kenar temas yerleri, şurayla temas edeceği yerleri bakır gres süreceğim. Bu çünkü sürtünmeyi azaltan bir madde. O yüzden balatanın üzerinde şu kısımlarda bunun olmasını istemiyoruz. Bir de şu kısmına da sürelim ki, bakın şu pistona da sürdük de. Mesela şu kısma da birazcık sürelim ki şey yapsın. Piston buradan bastırdıkça burayı paslandırmasın. Paslanmaya karşı bütün tedbirleri aldık. Evet, şimdi burada kaliper pinleri var. Bunları da şu kauçuğu
Yırtmadan buradan böyle. Bak şu kauçuk var ya. Temizleseydik bir. Neyse araba senin araba. Ben kendi arabam olsa izin vermezdim. Şöyle göstereyim izleyicilerimize de. Kauçuklu gres. Normalde silikon gres olsa çok çok daha iyi olur. Bunu direkt içine batırdık. Şimdi loçuk diye gireceğiz. Şöyle bu şekilde yağladık bunu. Tekrar içine sokuyoruz. Buraya niye petrol bazlı gres sıkmıyorum? Çünkü dışındaki kauçuk maddeyi görüyorsunuz. Kauçuk madde petrol bazlı gresten etkilenir, bozulur. Kauçuklu gres hem oradaki kauçuğu korur hem de burada yeterli yağlamayı sağlayacak bize. Girdi mi hocam? Bu kadar. Girdi mi hocam? Diye girmedi ama. Normal geçti girdi. Yani bunun burada düzgün çalışması lazım. Çok rahat bir şekilde gidip gelebilmesi evet. lazım. Yoksa bu şey yapar. Balatanın bir kısmı, yani balata şöyle düşünün. Siyah kısım materyal. Balata şöyle aşınır. Bu taraf daha çok yer. Ya da tam tersi şöyle aşınır. Burası çalışır, burası çalışmaz. O yüzden bunları da sökmüşken söküp temizleyip yağlamakta fayda var. Ben alayım mı? Yani her gün fren sökmüyoruz. Bu şekilde kaliper bakımımızı da yapmış oluyoruz. Tamam. Yeter. Tamamdır. Bu da sıkılmış zaten. Sökerken biz bir de burada el freninin klipslerini bir şeylerini sökmüştük ya. Şimdi onları da takacağız. Bu taraftan ben buradan sökmüştüm. El freninin şuradan yuvasına geçirmemiz gerekiyor. El freninin telini yerine taktım. Şimdi bunun el frenini sabitleyen iki tane cıvata vardı. Onları da. Evet, onu da yerine taktık. Vidalarını da sıktık. Şu anda her şey hazır. Tekerleği taktık mı işlem tamamdır. Başka bir şey kalmıyor. Frene ilk arabaya bindiğimizde arabayı çalıştıracağız. Freni bir iki sefer pompaladığımızda fren artık kendine gelmiş olacak. Sonra test sürüşü yapacağız. İşlem bitmiş olacak. Fren değiştirmek esasen bu kadar basit ama işte bu kadar zorlaştırmışlar. Yani elinizde bizdeki kadar imkan yoksa kendi başınızı sökmenizi tavsiye etmiyorum. Sonra söktüğünüz yerde kalırsınız. Bir vida yani sadece bir vida saatlerimizi aldı işte. Gördünüz burada. Sadece vida saatlerimizi aldı. Yoksa disk değiştirmek, balata değiştirmek gerçekten çocuk oyuncağı. 13 yaşındaki bir çocuğun eline verin. O bile yapabilir normal şartlarda. Bijonları sıkarken de yıldız formasyonu ve tork anahtar 120 Nm'ye ayarladık. Burası, sonra onun karşısı şeklinde sıkacağız. Tamam. Çitlettikten sonra bırakıyorsun. Daha fazla sıkmıyorsun yani. Tamam. Onun karşısı en son bu taraf. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde yapıp yol testine çıkabiliriz. Çalıştıralım. Şimdi araba çalıştıktan sonra freni bir iki sefer pompalı hocam. Herhangi bir anormallik yok. Şimdi yol testi de yapacağız. Fren testimizde devam ediyoruz. Var mı freninde bir rahatsızlık, bir şikayet ya da önceye göre bir farklılık var mı? Kesinlikle farklılık var Yusuf hocam. Öncekinden çok daha iyi disk yüzeyine tutunma sağladı. Zaten balata kopmuştu yani evet. Yerinden. Kopmadan önceki halinden çok fazla bir fark yok herhalde anladığım kadarıyla ama o ya özellikle tutun... sen o sesi duyduktan sonraki evet. haliyle çok evet. farklı. Gayet sessiz çalışıyor bu TRW balatalar. Bir de Maher marka disk kullandık. Bulamamıştık TRW'nun. O disklerden de gayet memnunum. Ses, cıyırtı ya da yüksek hızlarda bir problem çıkartmadı. Yani şu an o değişimi yaptıktan sonra yaklaşık bir hafta geçti. Bir haftadan fazla da oldu sanırım. Evet. İlk iki gün bir evet. Bir disk sürtünme. Balatayla disk birbirine sürtünüyordu. Çünkü evet. biz törpülemeden taktık. Genellikle törpülüyorlar takarken. Ustalar törpülüyor. Ben törpülememeyi tercih ediyorum. Zaten bir kendi 50 kilometre, 100 kilometre içerisinde o kendi ayarını buluyor. O yüzden ben törpülememeyi tercih ediyorum. Başarılı bir işlem oldu. Yani zaten balata çalışmaz hale gelmişti. Ondan kurtulduk. Evet. Disk çok çizik durumdaydı.
Belki taşlamayla iki diskte taşlanarak eşitlenebilir, kurtarılabilirdi. Diskler çok çok eski değildi ama aracın sahibi değiştirmeyi isteyince değiştirdik. Temiz olmasını istedi. Memnun bir şekilde kullanıyor şu anda. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoda kullandığımız ürünlerin linklerini bulabildiğim takdirde aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Kullandığımız bütün malzemeleri olabildiğince ekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.